Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Sakın üstüme gelme inanamam. Beni ben gibi sevmedi bilirim. Bu sefer de yalancı ben olamam. Seni bir kalemde rezil ederim. Korkuyorum sana aşktan söz etmeye ben. İnatçıyım derdim çok. Dostum var hiç dermanım yok. Yaman, neler çektim bu dünyadan. El mi yaman, ben mi yaman. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu zamanda kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil, bezirgan değil. Bu kadar güvenme hiç kendine. Kimse şah değil, padişah değil. Şeymişim, 10 yaşındaki çocukmuşum. Ay. Anne! Canım bastı. Esekan yapma. Sude, Sudecan. Çok sinirliyim kanka, seninkileri de vurabilir miyim? Hadi uzun şey, ayakkabı atmaca. Gel seninkileri de atayım. Şey kanka. Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Hazırsan afiyet olsun baby. Sıfırdan her şey. Saygı duruşu. Refika'nın mutfağına hoş geldiniz. Aynen buraya geçelim.
Oo. Arkadaşlar merhaba, ben Emine Bedel. Arkadaşlar Emine Bedeller ödendi. Yayın donsa da, donsa da izliyoruz, izleyin işte, ne olacak ya? Aynen, sanki donmuyordu şeyleriniz, filmleriniz. Durdura durdura izliyordunuz. Aynen, şey işte film cehenneminde de izlerken donuyor. Ben bu dünyaya zaten alışırım, donma dünyasına zaten alışırım. Daha ben yeni aldı o bilgisayar. Aldın şey yapalım kanka, şey yapalım. Evet, bunu da konuşuruz. Bir şey diyeceğim, şey yapalım mı? Ne? Arada şurada ya. Ben arada donma şakası yapıyorum, çok seviyorum. Niye? Çok komikti. Batan. Şeydi, Michael'ı çağırsın. Aynen. Tamam, bu çok komik bir şaka bu arada. Ben sevdim. Aynen. Ay. Evet arkadaşlar, şöyle bir gel, bir gel. Şey... Şimdi kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki abla ses öyle, abla ses böyle. Ya arkadaşlar kurban olayım ya, idare edin bir şekilde. Bak biz idare ediyoruz ya. Tak kulaklığı izle ya. Ya aynen ha. Yok ses öyle, yok böyle. Bu da bir aslında farklı bir olay. Ne hani sıkılmışlardı belki sürekli hızlı akan yayınlardan. Hiç orta şeyi yok. Ne zamandan beri fiberiniz var? Yoktu, yok. Ha bir fiber. De bence farklılık fiber olsun diye arada bence donukluk iyidir. Renk evet katar. Illık bir yayın hızlı, olsun yani. Hızlı hayat hepimiz alışmışız. Tarzik. Hızlı hayat hepimiz alışmışız. Doğru. Donma nedir, yavaşlama nedir bilmiyoruz. Evet. Analog bir yayın. Unutmuşuz bu kavramları hayatımızdan çıkarmışız. Analog bir yayın. Analog. Yeni kelimem. Süper. Analog. Şat. 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 Böyle şey. Analogu yaz bir yere. Sercan donma şakana kop. Bir şey diyeceğim, ben analog kelimesini cümle içinde kullanmak için şu an yer arıyorum. Evet, belli sen mi düşünüyorsun? Ben düştük adı. Senin donu- CPU yavaşladı. Neyse tamam. Meğersem sıkıntı başından beri biz donuyoruz. Başından beri böyle yapıyormuşuz arada. Pardon ya, şakaydı falan. Tamam arkadaşlar, biz şakaydı aslında, donmuyoruz. Okey miyiz? Oturalım oturalım hadi. Ay hadi oturun kız. Ay hoş geldiniz. Ay benim ay. Ay. Ay Hasibe. Ay Hasibe, Nesibe, Keşibe, gelin gelin. Elzem geldi. Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Aşağıdan tarih lütfen ayaklarımızı bir çeksin ya. Bir masanın altına, masanın altına şey yapalım mı? Ay nasıl kısır kokusu geliyor? Ay soğan kokusu geliyor burnuma. Aa. Kız mutfak neler yaptın bu akşam sen? Ama Elzazlarımla sizlere çok güzel yemekler yaptım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz günüm bu bir gün aslında. Gündemi yorumladığımız bir gün yayını. Gündem. Bu gündem. Erdem gündem. Sus. Sen bu gece çok fenasın. Sen bu gece sen çok yakalıyorsun bu akşam. Sen bu akşam yıldızsın. Belli oldu. Bu gece senin geçer kanka. Evet. Şimdi montu çıkar kız, üstü başı gözüksün. Ah, evdeyiz ya hani. Evdeyiz ya, arka odaya koy montunu da. Güne gittik ya. Ha senin çocuğun odasına koy. Aynen. Size hep naz çok sıksın bu arada. Neye borçluyuz acaba? Gelmişim bacımın evine. Güne, gündeme. Senin gibi tişört mü giyecektim? Ama güzel tişört. Evet. Çok güzel canım. Dirli uğurlu olsun. Çok yakışmış. Ama evet. Sercan tişört insanıdır. Ama öyle. Öyledir. Sen gömlek kadını mısın? Peki. Yoksa? Evet. Gömlek kadınıyım. Ben her gömlek. Ben kadife kadınıyım. O ağırlığı hafiften hissetme. O ağırlık. Hafiften hissettirmeyi seviyorsunuz sen. Ama öyle. Arkadaşlar canımı sokar sıkıldı ki. Neyse yayının donmamasına şok eto bu arada. Ama zaten kayıtlar yapıp YouTube'a eklenecek yani, yüklenecek. He. Ben şey yayını şarkı söylemem benim tam net olmadı galiba. Ben tekrar şarkı söyleyeceğim. Sen onu yaparsın. Onun sonu, bir... Yayının sonunda tekrar yapabilir miyim? Kısır bir karalım. Sen bir tekrar. Karalamak. Kar. Ha sen kısır kadınısın. Kısır kadınıyım. Sen belli oldu, kısırca konuşuyorsun. Ben buldur kadını. Ama sen Anadolu dedin mi? Sen de. Ben de. Evet, basmayın ya. böyle gözüküyor. Elif Naz. Anadolu ve Adana. Ben Adanalı. De. Yöresinden. Biraz avam olacaksın. Azıcık avam olacak. Siz böyle bir herhalde şey zannediyorsunuz. Biz moderniz ya kanka, şehir kızıyız ya. Tabii sandılar ki. Tabii marjinaliz ya. Hadi biz... Kısır yapamaz. Kısır yapamaz yoksa ettiler. Onu kanıtlamaya geldik bu akşam birazcık da aslında. Siz herhalde bizi karamürsel sepeti sağdınız. Sarma bir de sarmışız kız. Siz böyle biz modern... Köy yumurtası diyor. Siz herhalde bizi
Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz hani çok moderniz diye bunlar zannetler ki biz ha. kısır yapamayık, sarma saramayık. Ha. Ha. Size öyle... şimdi aslında kısırımızı yapacağız. Sonra gündem maddelerimiz var. Onları konuşacağız ve sizle sohbet edeceğiz aslında. Mevzumuz bu. Aynen, gündemleri yollayın. ben zaten bizim kendi gündem, benim gündem maddelerim var zaten. Tamamen kendimi ilgilendiren şeyler, sizi konuşturup. Bir şey var, ben öyle bir insan mıyım? Hep öyle şeyler diyorlar. Ney? Kanka... şey söylesene kanka. Ben şey mi yapıyorum ki çok konuşup sizi baskılıyor muyum? Ya. Ay vallahi hiç öyle bir özelliğin yok. kanka çarpılıyorsun sanki. Yok kanka çok rahatsın yok ya. Yok ama hiç... biz çok hararetli olduğumuz için genelde zaten herkes birbirinin üstüne konuşuyor. Bu evet, yaşanıyor. Evet. Ben kimse sözümü kesince rahatsız olmam mesela. Bazı insan çok rahatsız bazen oluyor. Bazen kesmek gerekiyor ben, bu arada. Öyle mi? Ben sözümü kesilmesine rahatsız olmuyorum. Ben çok rahatsız olurum. Yavaş konuşma özellikle sen de. Özellikle şey... ama kanka harfleri abi. Yurt... Tın 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 tın. Nenem yürüyor sanki. Bazen, bazen harf etmeyi sevmem evet. mesela. Ben bazen kelimeleri de yanlış ettim. Özgürlük yüklemek ama anlıyorsunuz değil başını mi kanka? Başını söylüyor sonunu söylemiyor o şey. Boşluğu da olmuş. Ama zihin hızım ve ses hızım birbirine yetişemiyor. Çünkü zihin FPS'im ve ses FPS'im uymuyor. Zihin çok hızlı olduğu için kanka hani. Ses de sonradan geliyor şimşekle yıldırım gibisine. Aynen. Hani öyle. Neyse, hani, kız, bir de, hani bir de. öyle. Gülme kız. Bu arada kamera arkasında Damla var. Damla gel sen de kıyafetini göster. Damla gel kız. Kızına kap kızı. Hoş geldin canım. Canım hoş geldin ya. Kapıdan şeker almaya gelmedin. Gel. Şeker almaya. Kısır almaya. Kısır almaya gel. Evet, kokusu aşağı indi. Damla da gözüksün. Kokusu Damla aşağı indi. Damla da ne kadar şık değil mi? şöyle bir yan yana dursak şöyle mı? Bir, şöyle bir. Aynı şöyle bir Avrupa'yı. Yani Ooo. Benim kulluğum neydi? Bizim bu heves, bizim bu hevesin sahibi. Masaya, biz masaya her şey koymaya hazırız bu arada. Evet, fark ettiyseniz hepimiz çok şıkız. Şıkız. Sebebini açıklayacağım. Ve bu size sene şık olmayan kalmayacak. kızlar tamam hadi, hadi kızlar hadi. Hadi, 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 devam, hadi, hadi, devam, hadi. Hadi, acıkmadık mı? Altın yok yalnız. Var mı kız kim yoksa? Dedi onu? Kim dedi onu? Hangi hesaplarından altına çeviriyor? Canım NFT günü bu. NFT yapıyoruz birbirimize. Bitcoin günü yapıyoruz. Nerede benim çantam? Sercan seversin. Anne. Aa canım. Ah canım ya canım. Komşum. TCK. TCK. TCK altınlık canım. Aa. Aa. Ver elini öpeyim. Ay kız tövbe estağfurullah. Banner be. Altık. Şöyle Sercan yakana iliştireyim mi? Aa, yok bir şey yapmasak mı? Takalım ya. Güzel olur. Ben kravatıma takacağım. Sus. Sen zaten tamam hadi takalım neyse. Biraz oriental. Hayır biraz oriental. Biz böyle bir doğu batı sentezi. Hep. Ama bizim olay. Bizim olay. Bizim olay. Doğu batı tentezi. Doğu batı tentezi. Neydi? Arkadaşlar yayını geç başladığı için bu akşam siz ne derseniz onu yapacağız. Şimdi o zaman kısırımızı karıştırmak karalı. İçin şey alalım mı ya? Karalım mı? Karaları ama bir şey diyeceğim. Ne? Onu buraya tepeleme döksen. Sen bunu alıp orada tepeleme dök. Su dökelim ya. Dur ben git dökeyim. Çünkü bekle, oradan bekle. Buraya taşımak şey olacak. Oraya yanlarından iyi. Heh, aynen. Dur şu çatalı da alayım içinden. Hadi. Hadi. dur kız dur. Kısıra her şeyi korumaya hazır mısın? Hazırsan let's go baby. Üstlerimiz Elif Naz. Ne? Nasıl gidiyor? Sercan i̇yi, kardı. İyi devam ediyor. İnşaat... Sercan kardı bu kısırı. İnşaat şey gibi, betonu gibi. Torpak gibi. Şey oldu da birazcık. Tamam yeter. Bol sebzeli arkadaşlar. Ben de domates keseyim. Evet ya bari. Zeytinyağını bol koyalım kızlar ya. Kuru hadi komşu. Şarkıdır. Hadi bacım hadi. Kat şu zeytinyağını. Elif Naz. Kat kıs kıs hadi ki. Aa. Dur baharatlarımız da var. Arkadaşlar şey konusunda ne diyorsunuz? Hayatı karma konusu. Refik Anadolu'la bir tane sanatçının tartışması konusunda ne düşünüyorsunuz? Sanatçı Sercan. Değil o ya. Ne? Sercan sanat eleştirmeni mi? Dünyanın en meşhur sanat eleştirmeni. Aa. Evet. Ne demiş? Yani, Sercan ne Refik demiş? Refik Anadolu'nun işlerini beğenmiyor. Ve böyle gazete... Madi mi? Evet evet yani böyle yazılarına falan. Hep Refik Anadolu mu gömüyor? Yani ha, bunun derdi Türklük bu arada bu adamın derdi.
Türklük niye beğenmemiş Refik Anadolu? Oradaki Momo'ya falan kalıcı koleksiyonuna eklendi var, biliyorsun ki. Kekik de daha kekidir. Bayılırım. Anneannemden. Hedalar kızı Reyhan diye. Ya şöyle bir benzetme yapmış. Bir dursana, şu konu önemli, ben bilmiyorum bu konuyu. Şöyle bir benzetme yapmış bu sanat eleştirmeni beyefendi. Buradan alsana kamerayı, çok uzun. Çamaşır makinesine benzetmiş Refik Anadolu'nun sanat eserlerini. Hop, bu arada çok komik. Böyle bir şey yazmış. Bir şey, çamaşır makinesi estetik değil mi ki? Bence estetik buluyorum ben çamaşır makinesinde. Ya ona bakarsan ilk çıktığında Campbell Soup Can'e yaptı diye Andy Warhol'u da bir boka koyamamışlar. Ama Refik Anadolu cevabını vermiş bu arada Twitter'dan mı ne? Evet, ne demiş ben görmem. Ben çok iyi bakamadım bugün koşuşturmacadaydım. Cevabını vermiş adam ne artık. Ne demiş? Kes çenene. Kes çenene. Kes çenene. Kes 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 demiş. İnanımı bence inadımı yapıyorsun Samet demiş. Ben ya mutfakta kalmış. Bence iyi demiş. Ya sonuç olarak şunu söylemek isterim ki Refik Anadolu'nun eseri Amerika'da MoMA'da kalıcı koleksiyona eklendi. Şimdi yani bir otorite tarafından kabul görmek çok iyi bir sanatçı yapmaz kimseyi. Evet, ama by the way MoMA art yani. The way diyeceğim şimdi. Mom the way. MoMA the way. MoMA the way. Bir şey söyleyeceğim. Çok güzel söyledim. Şöyle bir şey var. Söylemek istedim ve hala söyleyemedim ve ısrarla söylememek için direndiğim. Evet. Ben Refik Anadolu'nun... Zeytinyağı burada mı? Burada. Evet canım, dinliyorum ben seni. Ben kanka Refik Anadolu'nun işlerinin insanların biraz uyuz olmasının sebebi Türkiye'de mesela da uyuz oluyorlar ya onu. Evet. Ya çok para kazanıyor olmasından milyon uyuz oluyorlar. Milyon dolarla satılmasından aynen, mı? Aynen, ona uyuz oluyorlar. Bir de ben mesela açıkçası benim tarzım değil. Benim de hiç tarzım çünkü değil. Çünkü ben sanat eserinin biraz kendini anlatmasını isterim. Yani ben bir bağlama oturmasını bilgisayar isterim. Bilgisayar arka planı gibi bir şey olması, güzel olmasından ziyade hani açıklamasına bakmak istemem yani bir sanat eserinin ne anlattığını anlamak için. Evet. Bana bir şey versin. Yanlış da olsa bir şey versin yani. Yoksa desen... Ya bu arada bu sanat dilidir demiyorum. Estetik demek değil benim, sadece. Ha, benim yani, estetik şeyime biraz uzak düşmüyor. Ver canım sen şunu bir. Şimdi Refik Anadolu şimdi ertesi gün bize tweet atmaz mı? Siz kes çeneni diye bizi paylaşıyorsunuz. Yok Refik'cim, onun alakası benim yine yok. Bir şey karıştırmam yok mu? Kanka sen bir elinle dalıp... Ay yok yok. Kanka domates koyuyorum. Sıktım ha. Şuna. Peki bir şey söyleyeceğim hazır sanattan konuşuyorken. Geçen günün tartışması vardı. Alizade mi, İnci mi? Aa, sus. Büyük kullan. Bakın şimdi. Şimdi Damla'nın... Konu hakkında bir şey söyleyeceksin sandım. Konu hakkında yorumun var mı? Ya konu hakkında... Şimdi benim nacizane tarafım belli. Birinden ben böyle... Hani, İki insan birbiriyle kıyaslanacak iki türde insan değil bence ama severiz kıyaslamayı. Ya yani elma ile armut bile kıyaslanır bence. Bence konuları ayrı olur. Okay. Bence de evet. Ayrı. Ama illa kıyaslayacaksak neden olmasın? Severiz. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ama gerçekten Alizade'nin bir kendine bir yol açtığını ve hani bu yolu kendisine açarken başka insanlara da bir şeyler düşündürdüğünü düşündüğüm için Alizade hem bir felsefecidir, hem bir filozoftur, hem bir öğretmendir, hem bir liderdir. Bugün Alizade'nin de öğretmenler gününü kutlarım. Bu arada evet, doğum gününüz kutlu olsun bir, öğretmenler. Aynı zamanda bir devrimcidir, elimden sular çıkıp duruyor. Aynı zamanda bir devrimcidir. Selam olsun, the way. Biz Alizade'ciyiz. Şimdi biz demeyelim ama ben de Alizade'ciyim. Ben ve benim karakterlerimden hakkında... bahsediyorum. Ben de Elif Laz. Bu arada ben Elif Laz'a yeni bir isim buldum. Elif Laz. Niye? Ya böyle şey ne bileyim, uzaktan bir seslenirken Elif Laz diye sesleniyorum. Ben de bir şey söylemek istiyorum bu konu hakkında. Alizade bence şöyle bir şey yaptı. Şimdi bu müzik sektöründe erkekler çok fazla benzer içerikte şarkılar yapabiliyorlar. İşte atıyorum işte cinsellik işte seni öyle yaptım sonra çevirdim öyle yaptım falan. Ama bir kadının ağzından Türkçe sözlü bunları duymak ve
ass. Öyle kolay değil. Alizade big ass. Respect. Biraz o Alizade şarkısında ağlıyor falan. O kadar büyük fan. Biz bu arada fotoğrafımızda var Alizade ile. Şeyi söyleyecektim. Ben Alizade'nin en sevdiğim şey şu, tutarlı olması. Müziğiyle kendi hayatının ve tarzının tutarlı olması. Çünkü mesela genel müzisyenler hep bir imaj çiziliyor. Görsel, biz niye ayaktayız kanka? Büyük konuştuğumuz için mi? Mesela genelde müzisyenlere şirketleri tarafından hep bir imaj çiziliyor, menajerleri tarafından. Böyle işte cici kız ol, sen daha işte seksi kız ol, sen daha çalış, işte çılgın kız ol falan. Ama aslında kendi karakterleriyle alakaları bile yok. Instagram'a bir geliyorsun, öyle biri değil mesela. Ama Alizade öyle biri. Ben müziği de öyle, kendisi yani de öyle. O yüzden yani ben Alizade'nin söylediği şeyleri de gülüyorum. Mesela, şarkılarını da gülüyorum. Evet. Ya mesela diyorum, şarkıları ağlak olsaydı derdim ki bu iki şeyden birinde bir sıkıntı var yani. Oturmuyor. Böyle bir şey olamaz. Yani. Şarkıların ağlak, sen çok komiksin. Ya onları sen yazmıyorsun ya da çok derin birisin ve gülerek bunu örtbas ediyorsun. Bir şey daha diyecektim. Bu kadar yorum mu? Sen ne düşünüyorsun? Ben çok fazla müzikle şeyim yok, içli dışlanım yok ama Alizade'yi ben seviyorum yani. Önüme düştükçe dinlediğim zamanlarda seviyorum yani kızın kendini ben mesela, yansıtmasını. Böyle aşırı çiğ, böyle seksüalite, twerk, mirak böyle şeyler bana çok bazen abes geliyor. Yani diyorum ki ne alaka falan. Nasıl yani kanka, şey misin ama sen? Ama hayır. Yani sen aşkım, tutucu biri misin? Aşkım, yakışan var, yakışmayan var. Yok ben kesinlikle tutucu değilim ama böyle bazen hani belli yakını kapatmışsın şeye kadar. Başkasına olan bir kıyafet almış ve giymiş gibi bazı insanlar tutturamayanlar. Evet, tutturamıyor bazen. Hani, ondan bahsediyorum. Boş bulduğu yerde hani yapıp da böyle eğreti duruyor gerçekten. Eğreti duranlar var. Mesela ama Alizade'ye ben bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Kanka o 24-7 şarkısında 24-7 şarkısında ağlıyor. Konserdeyken ya ağladı. Ya orada rari rari diyor Allah ya Allah. Bana çok dokunuyor. Ve orada söylediği şey böyle. Arabam var. Aynen şeyler söylüyor. Ve Elif Naz Onur'u duyunca ağlamaya başlıyor. Ben çok ağladım. Cardi B'ye benzetiyorum ben ya sadece. Zaten hani zaten. Birazcık ona benzetiliyor ama işte farklı. Ben bir desen yapmak istiyorum. Naçizane. Şunları kaldırayım mı? Ben birkaç gündem maddesi daha... Bu arada ben İnci hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yani şeyler o şarkıyı... Şeyler klibini yaptılar kanka. Evet. Egeler, onun klibini, onun... Er Yalazlar klibi evet, yaptılar. Evet, güzel işti bu arada. Bence de çok güzel. Antre mi çekti evet, onu? Evet. Güzel işti. Tebrikler. Ben o şarkıyı biliyorum bir tek. Darbukalı olan ama darbukalı olmayan. Aynen. Aynen, gullüm, okey ama... Gullüm, okey. Hani, give me something else diyorum. Peki, buraya sığacak mı bu? Deniyorum kanka, denemekten ne çıkar? Dur şunu biraz daha şöyle kenara alacağım. Ben müzik konusunda... Bunun yolu açık olsun yani, tabii ki de. Ben müzik konusunda hep, evet tabii ki de zaten bu arada. Biz yine de Damla'yla hep müzik konusunda insanlara akıl veriyoruz kendimize konuşurken. Peki bir şey söyleyeceğim. Elif Naz'ın müzik kariyeri hakkında bir şeyler söylemek gerekirse. Elif Naz'ın şarkısı çıktı dün. Bunu ben çok yakınlarından birisi olarak bilmiyorum. Nasıl? Ben de bilmiyorum. O senin uzaklığın. Nasıl senin şarkın çıktı? Benim ikinci şarkım çıktı. Patlat o zaman, hadi gelsin. Kim sipariş verdi bunları? Aa, şimdi bunu kim verdi biliyor musun? Vanday Hoca galiba söyledi. Bizim bir günümüzde evet, ikramı yollamak istediler. Bir izleyicimiz bugün gönderdi bunu. Dur bakacağım. Ay çok tatlı. Dur buna ne bakacağım. Vanday Hoca getirmiş. Bir dakika, ben bir teknik aksaklıkla ilgili bir şeye bakıyorum. Arkadaşlar bu yayını böyle izleyin işte ya. Ne yapalım? Ben bir daha yayın açmayacağım zaten. Bu son yayın mı olacak yani? Gerçekten bir daha yayın açmayacağım. Biraz buzayı. Sıkıntı var. Baksana kızlar deli gibi çalışıyorlar burada. Değer mi ya? Zaten kimse izlemiyor. Şaka kız şaka. Sizin için yapıyoruz. Tamam hiç kımıldamıyorum kanka. Kamera da değişmeli. Full böyle kalsın. Vanday Hoca'dan gelen bir hediye var. Açalım bakalım. Vanday Hoca bizim çok eski izleyicilerimizden birisi. Ve tatlı. Bana zaten dedi ben illa bir şey göndermek istiyorum. Kendisine buradan kucak dolusu sevgiler ve gerçekten bir... Ya çok teşekkürler biliyor musun? Beni mahcup ettin yani. Kız dolma. Kız bu sarma değil, dolma. Kuru dolma. Dolma. Bunları şey gönderdi benim. Görümcem'in kardeşi var.
O gönderdi. Hayret. O gönderdi. Hayret. Şu miras davanız yeni kapanmamış mıydı? İşte yaranlık yok, için. Yok kız yok ondan değil. Sever bizi yani. Sevimler şey yaptı herhalde. Bir şey yine vardır. De hemen yemeği zehir arkandan, koymuştu. Arkandan laf demesin gene bizi beni güne çağırmadı diye. Kanka bunları yok. Onun çocuğunun şeyi vardı o yüzden gelmedi. Bunları şey yapıyorum o zaman. Atıyorum falan. Kuru dolma. Sus kanka ne oldu ben deyim. Dur bekle bekle. Çömcemi önümüze koyuyorum. Ben birazdan müzik kariyerimden bahsetmek kanka, istiyorum. Kanka bir şey diyeceğim. Fellak mı bu? Evet. Sus. Dur ne bereket. Cızırtı devam ediyor diyor. Allah cızırtınızı vermesin. Acaba... Ya bana şu halde de şaka yaptırıyorsunuz ya. Yaptığım şaka duyulmuyor sizden. Ağzımda nimet varken. Ağzımda nimet varken bana şaka yaptırıyorsunuz ya. O noktadayım. Sus. İnternete de lanet olsun. Ben... Ajans hayatına geri dönüyorum. Tamam mı? Tamam mı? Gizem. Ben artık ünlülüğü de bırakıyorum. Fenomenliği de bırakıyorum. Yayıncılığı da bırakıyorum. Bitti artık. Bitti. Ben seni çocuğum gibi görüyorum. Seni seviyorum. Sana değer veriyorum. Ama artık bana zarar veriyorsun. Ama sana enerji veriyorum. Sen bana hiçbir bok vermiyorsun. Kütüre'de girmek için gerçekten. Bütün gün bizim diyaloglar. Allah'ım neden ya? Ya ben anlamıyorum. Çok iyi insanlarız. Kimseye bir günahımız olmadı, bir yanlışımız olmadı. Bir bardak olmadı. Daha mı kırsak? Kafamda kıracağım artık o bardağı. Artık gerçekten yani şöyle kıracağım bardakları. Allah korusun. Yavaştan başla. Çay! Hadi getir çayı. Tamam ben çay getireyim bari. Biz doğru. Dedikodu yapalım bari. Ben müzik kariyerimi anlatmak için ya. Bekliyorum. Sen kanka müzik kariyerini 2 dakika bekleyi dursun. Şu iki müzik kariyerini 2 dakika bekleyi dursun. Kuru dolmadan mı aldın? Bana ne izinden anlıyorsun. Ay şeymiş. Bardak. Ay! Rihanna'nın menajeriyle çalışacakmışsın. Söyler misin hangi şarkıda vokalistlik yaptın? Back vokalistlik. Dün çıkan telefonu açtın holistik tsunami kurt adam.
Ne? Abi holistik. Nasıl diyet ayarladın? Robin'e, şarkıda Robin'e sövüyorum. Evet. Robin'e sövdüğüm kısmı, telefonda Robin'e sövdüğüm kısmı şarkıya dahil ettik benim ses range'imi. Çok bayıldıkları için. Aç. Aç kanka, nasıl okudun işte şarkıyı? Bir Türkiye'de satın. Şeyden okudum. Sibenol'dan. Hadi. Sibenol, hadi. Sibenol. Başka bir vokalim daha vardı bu arada. Frozen Cloud Sakatat'ta. O da mı yeni? Ezel'in Sakatat cover'ında. Aa. Onu da söylemiştim. Kadın vokal olarak. Kanka şaka yapıyorsun, bunların haberimiz yok. Kanka bu eski. Bak açayım. Açsam mı? Sakatat'ı mı açayım önce? Önce yok, Holistik. Holistik Tsunami'yi açayım. Tamam. Bu arada şarkı dün çıktı. Stream it. Okay. Ama sadece Elifaz'ın olduğu kısımda. Aynen, şarkının ismi Kurt Adam. Sonra bana dedi ki Robin, ama şöyle bir şey oldu. Ama bu şarkıyı açma çünkü telife girer. Aynen, Robin şöyle bir şey oldu, dedi ki bu şarkı TikTok'ta biraz böyle şey videolar çekilmiş üstüne falan. Ama şarkı TikTok'ta patladıktan sonra çıkacaktı. Sonra bana dedi ki bir tane kadın sesi lazım, telefonda bana sövmesi lazım. İşte dışarı çık yeter. Sonra ben de ona birkaç ses kaydı attım. Ya ne yapıyorsun falan dercesine. Onlardan birini sağ olsun kesip biçtiler. Sesini çok seçiliyor. Evet. Kanka. Ben şarkıcı işte. Olmak nasıl bir şey? Peki anlatsana, biz şarkıcı değiliz. Sen bir şarkıcısın bu arada. Hayır ama senin benim Spotify'da şarkım yok. Senin henüz yok. Sen diğer şarkını aç bakayım. Bu arada Spotify'da şarkım var da. Ben bu yüklemedim. Aynen. Ha, bu da Frozen Glow. Frozen Jules. Bu şey, Sakatat cover'ı bayağı ezelik mudur. Bu arada bu kariyerimin başlangıcı sadece. Ayşe Hatun Önal gibi bir ses. Çok, bu arada çok Ayşe Hatun The Way'sin bu arada. Şunu prenses. Evet. Böyle elitin az çok yetenekli bir kız. Bravo, bunun üzerine yani, sarma atılır. Bunun üzerine sarma atılır. Yani hepimizin elinden her iş geliyor hayatım. Ne yapacaksın artık, hayat böyle. Sen de öylesin. Evet. Bizim hep bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz yapmasak kimse yapmıyor ya. Durdukça beyne zarar ya. Arkadaşlar biliyorsunuz. Ben kötü olanı daha çok seviyorum. Cuma fırsatlarla geliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Çok güzel fırsatlar oluyor. Aslında bizim günümüzde bir fırsat günü. Kimler için bir fırsat günü? Stil sahibi olanlar. Ve kendi sevenler. İyi giyinenler için bir fırsat günü. Seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler Levi's'ta internet sitesinden, web sitesinden girip bakabilirsiniz. Ayrıca bu yayını izleyen stil sahibi izleyicilerimiz için de +10 %10 indirim kodu tanımladık. Neydi? İnternet sitesinde işte kupon kodu tanımladık. Benim bu kadar kötü bir ezber yani, her şeyi söyleyebiliyorum. Bir daha baştan al. Baştan tepsiyle gelmiyorum ya. Baştan al. Tamam, aynen, tamam. Tepsiyle. Biz de şey yapalım. Ne yaptın, ellerine sağlık. Levi's yaptım. Tamam. Dur ben bir çalışayım. Şunları alayım da. Ne oldu, tekrar yapayım lütfen. Güzel bir şey. Hey! Kız şeyler! Merhaba! Bana geçmem için boşluk verin. Başlıyorum. Gel. Hey sen, tarz mı olmak istiyorsun? Levi's'a gir, %50'ye varan kampanyalı ürünleri satın al. Önce bir hepinizi beraber görüyorum. Tepsiye geliyorum. Çok şık. Bana çukur tabağı hazırla. Sen öyle bir kadınsın. Çukur tabak kadını. Bence bu arada bir gün tabağında olmazsanızınız nedir kızlar? Kısır bu arada. %100. 3 şey sayın bana gün tabağında olmazsa olmaz diyeceğiniz. Kısır, ıslak kek,
Ne kaldı? Ya bizim tabakta olmayan her şey saydım. Mercimek köftesi. Hadi tamam. Ama kısırla mercimek çok aynı şey. Tamam, kısır ıslak kek sarma. Zaten. Sarma evet. Kısır ıslak kek sarma. Üçünü. Makarna salatası. Bir araya getir. Çay ben günlerim bunu. Ne bu şimdi? Sercan hazırladı tabak. Ay sen köfte bak dün kurdu olmada ben bir tane kurdu olma yemedim bu arada. Aman bir tane kurdu olma yemedim full kurdu olmaya senin. Oynadın görüyorum. Ama hayatım sen ya hazırladın sen yemişsindir diye düşündüm. O hediye gelmişti. İnsan der sana... ki insan der ki iki tane yemeyeyim. Ben şunu yapayım mı? Yapayım mı? O senin hadi tabağına koyayım ben onu. Geldim. Dur kanka dur dur ben başkalarının tabaklarını önce hazırlıyorum. Hani ben çok şey bir kızım falan ya hani arkadaşların hep baskılayan bencil bir kızım falan ya. Ama ilk herkes tabağını ilk ben hazırlamaya çalışıyorum. Ayrıca başkalarının iki tabaklarını hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bunu söylemem bile. Ne? Hani ben şeyim ya. Bencilim ya. Ya. Sude. Bunu yapayım mı? Yap anne. Fedakar oluyoruz ayrı bir dert. Fedakar. Fedakmayan oluyoruz ayrı bir dert. Nereden geldi komşular? Ah. Ah. Şey... İşte bozutuya vermiyor ya. Ay eline sağlık. Ben günlere gidip böyle laf dinleyip uyuzluk yapınca beni bir yere örtü serip üstüne oturturlardı. Ben de, küçükken burada annemle günlere çok gidiyordum. Şehri falan gidiyordum ben burada. Mukabeleler oluyordu evet. Sitede. Mukabeleleri hep full çekiyordum yani. Hep gidiyordum. Sıkılıyor muydun? Ya şey işte gün yapıyorlardı bir de Kur'an okuyorlardı üzerine. Şey yetişkinlerin sohbetlerini dinlerken böyle şey oluyordum. Ne konuştukları çok var. Çok ciddi ciddi konuşuyorlar ya böyle büyükler. Hani ay öyle oldu işte şunlar şöyle oldu falan. Evet. Ben de ne dediklerini tam anlamıyorum ama o kadar ciddi bir şey geliyor ki. Zaten büyükler yani büyüdüğünde hep böyle önemli şeyler konuşacaksınız zannediyorum ve büyük insanların sohbetlerine hani bir şey demiştim bir yetişkinler konuşurken çocuklar lafa girmez. O yüzden böyle şey gibi geliyor çok önemli bir şeyler konuşurlar gibi zannediyordum. Sonra büyüyünce bir fark ettim ki bu kadar barış bir muhabbet olamaz. Meğersem full yalan sıkılıyor orada burada. Aynı muhabbet dönüyor. Meğersem bomboş bir muhabbet dönüyormuş hiç böyle hani şöyle katkı sağlı yeter. Şey bir dedikodu da değil anladın mı böyle hani. Elitli dedikodu bile yok hani ortada. Öyle ilaçlarım ağrıyor, şey varislerim ağrıyor. Bu muhabbet yani. Evet. Hani güzel bir dedikodu yok. Güzel peki. Dedikoduları ne ara bırakıyor insan acaba? Belli bir yaştan sonra galiba güzel hep dedikodu aynı çevrede şey olunca bence dedikodu duruyor. Niye biz de? Biz de aynı çevredeyiz. Zaten şu kadar aynen. Yer. Zaten. Bütün dünya diyorum. Evet bütün dünya avucumuzun içi kadar falan. Sus. İnternet kadar bir yer ya. Ben bu tabağı kendime yapıyorum. Şey Damla'ya yapayım dur dur. Ben giyindiğim şeyler var ya şu leoparlı bir tane. O çok güzel. Geniş var ya. Birisi giyip beni etiketlemiş. Almış. Ben ondan. Ondan mı istiyorsun? Aşkım benimkini giy. Zaten o yüzden almadım. Yani. Aynen. Sen o gömleğini yazdın ki ondan bende de vardı. Dedim onu ayağına giyeriz gollüm olur gibi bir yerde. Kanka ben benimkini eve gidip çöpe atacağım. Aynı şeyleri giymeyi sevmedin biliyorsun. Nefret ama ya. Sana enerji veriyorum. Bana hiçbir bok vermiyor. Şaka bu arada saçmalama aşkım ben senin aynı şeyi yemek benim için bir onurdur. Ya sus. Saçmalama. Ya. Tamam o zaman Blair ve Blair gibi bir look yapalım. Ay evin kızı gelmiş. Evin kızı gelmiş. Allah Allah. Allah. Kız ay canım. Ya bu büyüdü, kaç yaşındı bu? Bu Cemile'nin şey değil mi? Cemile'nin küçük kızı. Büyüdü canım. Şeker de getirmiş. Kız bir şeker içmiyoruz. Ya inanmıyorum. Sunum deyince de ben. Sus çok güzel getirince cimcime. Cimcime. Ah yara büyüdü ya. Büyüdü büyüdü. Arkada benim kirazları çok topluyordu bu çocuk. Bihtarcısını izlediniz mi? Yok. Dizi mi o kız? Dizi mi? Filmi. İzlediniz mi? Yok. İzlemedim ama ben çok merak ediyorum. Sen izledin. İzledim. Ne düşünüyorsun? Gel söyle. Beğenen var, beğenmeyen var. Sen neredesin? Ya bana çok ilk izlediğimde de bir parodi gibi gelmişti teaser'ı. İki tane yönetmen olmasına rağmen yönetilmemesine... Kanka iki yönetmen varsa yönetilmemesi daha normal kanka. İki kafa oldum olmaz. Tek kafa olması lazım. Bak kötü değil, emeğe saygım sonsuz ama filmin bir... Karşı tarafa geçmesi var yani haddim olarak söylemiyorum bunu ama bir izleyici olarak keyif almadım yani sonunu sararak getirdim. Keyifli daha ilk izlediğimde söyledim ben. Ya hiç iyi yorum yani. Çıkmadık geçiyor. Fleabag gibi hareketler varmış. Fleabag gibi bir hareket var ama Fleabag ayrı bir kameraya duvar aldım. Evet, işte o dördüncü duvarı başarılı bir şekilde yıkabildiğin yani. Zaman.
oluyorsun yoksa... Acılar falan tek kamera akıyor bu arada yani. Yani çok fazla şeye girmiyorsun. Senin tek sekans dedin mi? İzlemedim. Peki Beren Saat'le Kıvancı'nın yeni filmi? O bilmiyorum. Dün girmedim o. Biz onu Asmaya'dan çağrılmadık. Zule çağrıldı. Ben lansmanları çağrılıyorum. Galaları da çağrılıyorum. Hani eğer buysa sorun, siz sanırım benim oyuncu olduğumu bilmiyorsunuz. Yeni mesleğim. Oyunculuk yapıyorum artık. Sercan bilmiyor olabilir, takip etmiyor. Evet, Sercan beni internette takip etmedi hiç bilmiyordur ama ben oyuncuyum. Tabii ki de galalara ve şeylere... Ama bu kız çalışmaktan gidemedi. Evet, çalışmak ya. Setimiz vardı o gün. O da Sarıkamış çalışıyordu bende. Ay biz sette don, götümüz bir dondu. Cevizleri kıra kıra. Cevizleri kıra kıra ısın. Ceviz kıra kıra ısın, biz don. Ama ağzımızın akıyla çıktık. Evet. Çok iyi bu arada. Herkes bir projede Elif Nazlı orada sanat yönetmenliği yapıyordu. Ben de oyuncuydum. Biz öyle ama. Biz öyle ama anne. Susacaksın. Sus. Çay nerede kız? Demleniyor. Ha. Aa gel. Kısa bir çay koyayım. Aşkım neyse koyadı. İkisinde de çay var bu arada. Ha tamam. Ama şöyle şunu görmek istiyorum. Ay getir. Teyze seni sana da koyayım. Kızdan da çay çıkıyor. Bu arada kısır. Efso değil mi? Kısır. Annemin haydi be. Annem izliyorsa. Annem izliyorsa. Annem sonra YouTube'dan izliyor bu arada. Aa, aynen. Selam söyleyelim annelere. Annem anneleriz. Annelemek. Kızlar. Öğretmenler günün kutlu olsun bütün annelere. Evet. İlk öğretmen. Evet. Baş öğretmen deyip herkesin baş öğretmeni diyebilirim bence. Öyle dersen kanka bir grubu karşına alırsın. Yok onlar da başımın baş tacı. Öğretmen dedin baş ne? Öğretmen bir dedin kişinin sıfatı baş öğretmendir. Başımın üstüne bu arada. Ama annemi onore etmek istedim. Aynı kulvarda koymak, yarıştırmak istemedim. Ana ne diyebiliriz? Ana okulu. Ana öğretmen. Bu zaman öğretmen değil anlamına geliyor. Ana hoca. Ana öğretmen. Öğretmen ana. Öğretmen ana işte. Her kelimeye bir şey bakacağız. Öğretmen ana anaokula gidiyor. Anaokulu. Anaokul dedim ya az önce. Yeni anladım. Evet. Bihter filmini izlememiş olmamıza rağmen onun hakkında konuşacağımız şeyler bence vardır. Ben bu kadının... Aa bu arada şeyde Kızılcık Şerbeti'nde yeni kadro olarak girmiş. Evet. Onu ben de gördüm. Ben şunu söylemek istedim. Hande Atezi hayranı olarak... yani o kadınla tanışmak çok isterim. Buradan da... Burada Hande Atezi'ye mi seslenir? seslen. Hayır izlemek istedim. Yani o diziyi sırf onun için izlerim yani. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu sizde bayağı bir yankı uyandıracak bir bilgi. Ben Aşk-ı Memnu'yu izlemedim yani şey olarak. Kanka, bir açıklama izin verin. Ağzında nimet var, bir dur öldürme. Şöyle, ben o dönem yurtta kalıyordum zaten. Yani uzun... O dönem miydi ya? Ya biz böyle televizyon düzgün izlenmiyorduk ki. Baba oturuyordu, açık oturum izliyordu. Siyasi programları izliyordu. Kanka, bir kere televizyon izleyemiyordum bir yani. Bir sene izlemedin, öbür sene izlemedin. Geçen sene de mi izlemedin? Kanka şöyle, ondan sonra da o tren kaçınca açıkçası merakımı... Ya tekrarlarını izledim ama böyle seri halde hani şu şeyde izledim. Tekrarları denk gelince izledim ama hani her bölüm mesela şu detay verecek bir şeyim yok yani. Bir de ben şey beni sarmadı. Hep aynı mekanda geçiyor ya ben öyle şey sevmiyorum. Kapı dinliyor, oyunu diyor. Beni çok sarmıyor. Yalıda geçiyor ama. Zenginlik yani olur. Özür dileriz biraz. Mesela o yalıda havuz olmaması falan bana çok an zengin geldiği için ilgimi çekmiyor. Biraz paçol ama gerçi İstanbul hayatı. Okey ama o yalının havuz olmaması beni biraz şey yapıyordu açıkçası. Rahatsız ediyordu. Nasıl yani dedirtiyor? Ya evet hani bir havuz olsaydı bari gerçekçilikler çıkıyordu. Korusu var arkada. Bu arada by the way yani ben bu yeni matmazel oynayan hanımefendiyi çok beğenirim. Evet, bence çok hanım, çok hanım bir kadın. Çok. Çok anılmadım. Ve rolünü çok iyi yapmış dediler bunun için Dökür'den falan. I love her, Ebru Özkan'mış ismi. Selam söyledim. Selamlar buradan. Hande'cim ben söyledim şimdi. Aaa kimle evliymiş? Bu adam bütün dizilerdeki kötü karakterle. Kimle? Kötü karakterle evli. Bakın şu... Ay! Telefon şurası. Şaka yaptım. Ya Allah'ım yarabbim kızın
düşecek dedim. Uşkun benim. Ay ben de düşünürmüş yılda bir sene. Telefon kısınca düşse ben kopardım. İğrenç. Zeki Demirkubuz'un Twitter'daki habire asıl kesmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kızlar siz de filmci olduğunuz için bilirsiniz. Yani ben... Zeki ne? Zeki Demirkubuz. Zeki Demirkubuz. İsminin hakkını vermeyelim. Bence zorba bu arada yani. Böyle bence ayılık yapıyor. Halı sahaya falan giderler görmüşler. Evet. Ya gidebilir halı sahaya canım. Ama Twitter'da habire... Yalnız onu halıdan giderken görmüşler. Ben hani, onu yani... sporda yorumlarız onu biz. Ya yani şey... İsmi falan ediyor abi. Sana Twitter'da. Aşığım yazmış en son. Bana mı? Yok. Sabitlemiş sana aşığım yazılı bir tweet'i sabitlemiş. Sıradan. Çektiği filmlerindeki gibi işte. Yeni bir filmi gibi. Geliyor onun da değil mi? Ha. Neyse. Çok zeki. Ama enteresan. Yani tavrı öyle. Şimdi gidecek bir şey. Herkes bizim süper sonik olmak zorunda değil hani bu arada. Biz de oturmasını kalkmasını çok iyi bilen, ne diyeceğini çok iyi bilen insanlarız. Hemen dikleşti bak. Zeki Demirkubuz'un çok büyük hayranları var. Bir şey söyleyeceğim. Ben her şey bir yana. Profili bu arada hayal edebiliyorum. Ben her şey bir yana. Bu arada filmleri... Sinema hakkında. Bence bu arada şey değil. Yani, filmleri sinema olarak eleştireceğim bir şeyden bahsetmiyorum da benim kendi biliyorsunuz çok bir film gurusu olarak ben zaten böyle keşmekeş erkek karakter izlemekten midem bulanı hiç sevmiyorum. Tamam mı? Mıy 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 hayatını elini tutamayan böyle pısırık karakter kadın erkek fark etmez. Ben görünce benim böyle fıttırıyorum yani. Bundan sonra durun ben seni hani ben seni izlemek isteyecek olsam bakar oturur kendimi izlerim böyle karakterize. Ya böyle o yüzden ben daha şeyde de öyle. Şimdi bak hadi bize bir şey izleyici davranmayayım. Ya. Mesela bir tane Avokado dizisi vardı ya neydi o? Avokado mu? Neydi ya? Blue TV'de bir tane Bonkist'in bir tane dizi vardı mesela. Kafe muhabbeti. Ha kafe muhabbeti. Kız 35 yaşına gelmiş, kafesi var, hiç ilişki yoksa bile gitmemiş. Bir tane kafe işletmeyi bile beceremiyor. Ulan Taksim'in ortasında kafem var birincisi. Bir şükret ya. Bir tane Instagram'da reklamlı düzgün bir tane post çek, Reels çektirsin Damla'ya. Reklamla şeyi. Yani bunu beceremeyecek kadar salak bir insanın hayatını izlemek istemiyorum. Ben salak insanların salak kararlarını izlemek istemiyorum ben. O gerçek bir hikaye bu arada. Yani daha da daha kötü yani. Daha kötü düşürdüm ben. Bonk isteyebilirim ama bu arada şey değil ya ben emeğe saygı öyle bir şey söylemiyorum. Canım. Bu anlamda söylemedim. Benim öyle boş boş konuşurum ben öyle vardır şeylerim işte. Ağzımız tatlansın. Ha Teoman Çakal şarkısı. Size attım dinlediniz mi? Sen çok sevdiğini biliyorum. Beni her yerden engellemiş. Ben çok kötü değil bu arada. Kanka bu arada bana biraz delice gibi geldi şarkı genel olarak. Çünkü şöyle. Teoman'ın partını dinledin mi? Şey diyor. Üzülme böyle şeylere hayat çok kısa hani çakala nasıl öğüt veriyor. Nasıl bir daha söyle. Bir daha söyler ki. Müzik veriyor. Üzülme böyle şeyler hayat çok kısa sen çok gençsin falan tadında öğüt veriyor çakala şarkıda. Çakal. O da bağırıyor beni her yerde. Okey bence güzel. Ve böyle arka arkaya mesela ben hani ön yargısız. Gerçekten açtım. Benim Teoman'ın tikermemi bir kenara bırakırsan. Açtım. Teoman'ın partını dinledim. Sonra çakal birden beni her yerden engellemiş diye gidince bana böyle bir deli sanki barda iki yine Zeki Demirkubuz diye iki tane Zeki aynaya konuşuyorlarmış gibiydi. Tamam kanka öyle zaten. Yani ne bekliyordun ki? Give me something else. Ama yani onlar annelerle boşver. Bence mesela şarkıyı geçtiğim zaman Teoman'la Çakal'ın bir araya gelmesi bence genius bir şey. Bence de. Yani ben eğer menajerim olsam ben de böyle bir proje yapardım. Bayıldım. Yani bu fikre bayıldım. Evet. Çünkü aynı vay. Mesela Acı Dare'lik kim yan yana gelse akardı. Gülşen. Ola. Evet. Acı Dare'lik Gülşen çok güzel akar. Ay gel gel. Gel gel tatlıdır belki. Kim gönderdi? Tatlı. Kim gönderdi? Bunu da mı Vanday Hoca gönderdi? İnanmıyorum şey yazmıyor mu? Ya. Aklımız geldi. Kız bayılacağım ben. Nasıl yani ya? Sen mi aldın? Yok hayır. Ha. Senin öyle yılanlıkların var ben ya. Ben sen. Söyleyeyim mi kimin getirdi? Söyle. Burak. Aa! Patron. Menajerim, menajerim Burak bize ekler göndermiş. Menajerim Burak, Burak'tan yarım kilo ekler. Kızlar buyur. Aşkım kızlamıyor. Canım senin rengin soldu. Anlayamadım bir şey oldu.
Çayımı içiyorum. Çatallar bir lokmalarımı sayıyorsun karşımdan. Yiyin ha. Domates var, yemek isteyen var mı? Ben ekler alırım bir tane. Ekler. Domates yok, ekler. Tamam. Al canım. Domates. Al. Ekler tuzlu olsa nasıl olurdu sizce? Domates! Domates şakası. Domates şakası. Benim çöpleri diye araya getirme hastalığım var. Şöyle hamam sponsoru mu? Ay bir kere ben bir çekilişten hamam şeyi kazanmıştım size hikaye zamanında. Serkan çekilişten ne kazandı biliyor musunuz? Ankara Anıtkabir gezisi. Gururlandı. On kısım. Kanka evet. Çok pahalı bir hamamda hamam şeyi kazanmıştım. O gün bir şey oldu hatırlamıyorum. Gidemedim. Bir şey oldu gidemedim ve arayıp dedim ki ben gelemiyorum ama bu hakkımı erteleyebilir miyiz dedim. Onlar da tabii İstanbul Life dergisi hiç unutmuyorum. Ondan sonra onlar da tabii ne zaman isterseniz hiç önemli değil falan. Bir de parti vardı oraya da gitmek gerekiyordu falan filan. Gitmedim sonra ertelemek için aradım. Hiçbir telefonumu açmadılar. Hiçbirine. İstanbul Life dergisi. Ama hadi 4 bakalım. Sene falan. Hadi bakalım Life dergisi. Seni bugün masaya yatırıyoruz. Ne demek ya? Bu kıza çabuk hamamını verin. Hamamını verin bu kızın. Hamamın tasını attırmayın. Çok iyiydi bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu çok iyiydi. Bu çok cinyasız. Ben birine o zaman burada şey yapıyorsak, saatte hazır geç olmaya başlayınca bizim Discord'umuza girip bizim community'mizin canını sıkan kişiye seslenmek istiyorum. Ben aslında seni zorbalamak için 3 saatlik yayın yapacaktım ama dedem vefat ettiği için sana bir şey dokunmuyorum. Biz insanlığımızı kaybetmedik çünkü senin gibi. Buna bak oğlum, ayağın denk al. Sakın beni hafife alma. Bir de yayında kaldırmış. Bir de yani şey yapıyor ya, siz biliyor musunuz mevzuyu? Yok, ne olmuş? Ama çocuk benim elimde kalacak. Ne olmuş söyle? O çocuk benim elimde kalacak! Söyle. Bir tane çocuk var ya. Adını söyle. İsmini vermeyeyim çünkü onu da söylemem için yapıyor bunları. Ve bu bizim ben yayın yaptıktan o yayın yaptım gece hatta. Bizim bunları zorbalamak üzerine içerikleri var. Ben yayın yaptıktan sonra Discord'umuza gelip bizim Discord'umuz zaten yani güvenli bir alan yaratmak çalışmışız. Orada kapalı bir alan. Gelip orada insanları zorbalamak o kadar çocukça ki ben de bu çocuğa hatta DM attım tamam mı? Takip de ettim. Hala takip ediyorum seni. Seni Twitter'dan da takip ediyorum. Her yerden takip ediyorum. Dedenin öldüğünün haberini Twitter'dan bu şekilde öğrendim. Yazmış, tweet atmışsın zaten. Mesajımı görmüyor, cevap vermiyor. Yani biliyorum görmediğinde ve bilerek. Ben uğraşacağım da, bak yemin ediyorum işim gücüm vardı o hafta uğraşamadım. Hani belki bununla ilgili bir fikrin yoktur ama işi gücü olabiliyor insanların. Ve seninle uğraşacağım. Fuck out the way. Çok çocukça geliyor yaptığı şey. Ya utanıyorum anladın mı? Karşımda bir insana böyle bir şeyden dolayı sinirleniyor olmaktan yani tepki veriyor olmaktan utanıyorum. Çünkü çok çocukça ve aptalca bir şey. Ve orada çocukları korkutuyorsun. Genç çocuk. Yani cidden böyle şey ne bileyim. 30 yaşında adamın böyle 5 yıl çocukla uğraşması gibi bir şey. Yani genç çocukları orada korkutuyorsun. Onların hassas olduğu bir konu üzerinden onları korkutuyorsun. Demek ki onlar gelemiyor. Yani seni alacağım, yani seni her bir hücreni zorbalamaya kalksam zaten öyle büyük bir malzemesi ki 36 saatlik yayın falan eder yani seni zorbalamak. Böyle alırım baştan sona. Evine etinden tırnağa evre çevre zorbalamaksa. Zorbalamak bile çok komik geliyor bana yani anladın mı? Cringe geliyor. Cringe ve bak zorbaysa ya inan bu zamana kadar bana iftira atıyor. Salak salak tweet atıyor hakkımda. İftira atıyor. Bak iftira atıyor bana. Tweetlerine bir şekilde cevap vermedim istediği o diye. Cevap verir zaten Twitch magazin bilmem nerelerine falan çıkıyor. Bunu da istediği bu tamam mı? Yani gerçekten dört yalanak ve insanlarla uğraşmak dışında bir içerik çok üret. Çok ezikçe bu arada. Gerçekten bir şey. Üret yani bir şey yap. Yazık ya kocaman adamsın. Ben utanıyorum. Ben senin yaptıklarımda ben utanıyorum. Zorbalamak kanka. Bu gece zorbalama gecesi. Kafamıza göre takılacağız. Biraz insanlara dalga geçelim. Hey sen! Sırık. Böyle mi? Lise. Böyleydi ya. Böyle işte. Ya milletin tipiyle falan dalga geçiyor. Ya insanın tipi. Ya insanın tipiyle mesela. Ben hiç seni tipinden vurdum mu mesela? Neyse başın sağ olsun. Dedem vefat etmiş. Biz de böyle. Biz de böyle. Biz böyleyiz. Belki insan biz de vefa var. Etme beni. Benim başımı ağrıtmayın. Hamamın tasını. Benim hamamın tasını attırmayın. Çok güzel. Ben Tuzlu'dayım. Arturo'nun kullandırılması hakkında ne düşünüyorsun? Kimi? Arturo'nun. Aaa!
Bilmiyorsunuz. Dolandırılmış. Biliyorum ben, gördüm. Bitcoin'in hepsi 3 milyon. Ya böyle şey. Ben ya bilmiyorum. Seçil diye bir kız var. Aynen, bir kişi para veriyor işte sana, diyor ki sana, bana işte bir para ver. Hmm. Bir 2 milyon ver bana, sana ben sana onu 4 milyon yapacağım falan filan. Ben bu klasik. Tam Kıvançlı eşinin dolandırma hikayesi gibi. Kıvançların muhabbet. Kıvançların muhabbet. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? O adam bu dolandırma mevzusundan 2 ay önce beni arayıp şey bir şey i̇ki projesi. 2 ay bile değil. 2 ay bile değil belki de bir ay. Ben, şaka mı? Hadi şaka. Çay şakası! Çay şakası! Çay şakası! Çay şakası, 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 çay 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 çay. Ay öncesi falan arada bir proje için konuklu böyle diğer influencerlar, youtuberlar falan konuk oldu. Kanka ne vereceğim para? 20 lira falan yani. 20 lira verdim, ben ona 100 lira olarak geri verecekti, vermedi. 25 bine tava olmuştu. Kanka! Sir! Sir! Kanka! Kanka serve etmemiz lazım. Serve etmediğimiz bir çay kalmıştı bu dünyaya. Ben bir serving anne. Sadece de gergin. Serve şakası! Sen yorulma Sarıca. Ay hiç gereği yoktu ya. Güzel kızım. Yok abla, buyur. Senin de şeyin gelmiş. Neyin? Evlenme çağın mı? Yok bir şey. Yok mu bir şeyler filan? Yok şey. Abi ben okuyacağım. Aa işte okuyan kadın. Ne okuyacak mısın kız? Hiç tıp ve nöro psikoloji düşünüyorum ama. Aa. Senin psikoloji motorun genç oğlu çözer diyorlar. Benim psikolojim mi? Yok bey abi, benim öyle şeylerle işim olmaz. Ben okuyacağım. Bu da hepinize ders olsun. Bak şey diyorlar, senin eğlenme çağın gelmiş. Sen bir partilere falan git. Oo, senin eğlenme çağın gelmiş. Dilan Polatlar falan. Ay ay. 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 Evet gerçekten, ay. Bari burada olmasın. Yani okey. Biri demiş ki, Bilecik Frida indirimlerini konuşalım lütfen. Bilecik, Bilecik Frida indirimlerinde hani millet AVM'lerde falan, marka da vermeyin, AVM'lerde falan hani kuyruk oldu şey oldu ya. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben oradaydım da. Ben de arkadaşlarım. Frida bize foto atmış orada, kalabalık çeşitli. Arkada böyle şeyler oluyor. Ben şey foto atmış orada, kalabalık böyle, biri arkada video öldürüyor, bu da... Şey arkada da Akbaba gibi Sercan'ı izliyorum. Ben üstündeki montu alacak mı diye. Sercan almış mı? Yok yok almadım ama 3500 liradan 1600'e 1700'e düşmüş. Wow. Beğendiniz mi ki? Beğendim sen. Bedava. Süperası. Kızlarım size bize pazartı var aynen da. Hayır. Siz de beğendin mi? Kanka okey de hani. Ya hayır, yükseltmedi aynen yani. Yükseltmedi beni. Ben beğendim bu arada ama çok olaylı günlerde giyilebilecek bir parça. Öyle dolabında durur. Bizim kolay günlerimiz yok ama. Susacaksın. Ben eskiden çok alışveriş yapıyordum. Sonra ben kredi kartı falan borcum borcum oldu. Tabii öğrenci kredi kartı borcu bitti. Bitti yani. Bitti. Hayatım kilitlendi böyle. Ondan sonra işe girdim, çalıştım. Sonra ben kredi kartımı da iptal ettim. İyi yaptım. Ve 6 senedir kartsız yaşıyorum. Varsa yerik, yoksa yemeyik. Bu şekilde yaşıyorum. Vay. Nakit çalışıyorum. Cash. Cash. Just cash. Çok cızırtı varmış, düzelmiş. Arkadaşlar arada oluyor. Olur arada şey oluyor. Hoş bir cızırtı bu mesela. Hoş bir cızırtı vardır ya böyle. Aaa! Bende ne var? Ne? Cızırtı deyince aklıma geldi. Bende kına vardı. Biliyorsun. Sercan. Sercan. Efe kan dövmenin kurumsallığına sadece tiken. Efe bunun şeyi yok galiba ya, deliği. Bunun deliği yok. Küpeli şeyle açılır mı var bakayım? Arkadaşlar bu arada sizle... Kanka sen gerçekten bunu çekin. Ali Zeyd. Bir gez yazsana bir de. Şuraya bir gez yazsana. Ya. Şuraya bir gez. Ben bu arada şeyi seviyorum, bitirmeyin. Ben parmaklarımı yapma, gerçi yapamam. Devamlılık var. Şey çok önemli bir dizide oynadığım için o dizinin devamlılığından kaynaklı. Bu arada bu çıkıyor. Elime bir şey yapamam.
Sude'ye hangi aşifte laf soktu? Bugün de suratı düştü, soldu gülümü. Sude. Benim mi? Oo, hiç de bile. Kimsenin lafıyla solmam ben. İki çatal kısır yemeye bakıyorum. Kimsenin lafıyla solmam ben. Sakın. Sude. Sus. Çekelim. Evet arkadaşlar, Alize'nin %50'ye varı dinleyelimler. Ters değil mi oldu bu arada? Yok, yani, doğru. Ben belki kısaca atayım. Karadeniz gecesi ne zaman? O da çok soruluyor. Biz bir yöre... Ben bir Karadeniz gecesi yaparım ki kanka, biliyorsun. Ben... Olaylar, şeyler, sus, benim, hakimiyet full. Benim en hakim olduğum yörelerden biridir Karadeniz. Ben çok zorlanıyorum yöreselerde. Balkan mı güzel olur? Gerçi Balkan çok yapıyor. Her şeyimiz evet, Balkan zaten. Olur, evet. Yürüyen Balkan. Sen neredesin? Selanik göçmeniyim ben. Mesela bu espri bile bayatken senin bunun gerçek olarak söylemene kopuyorum. Nasıl espri? Hep böyle Selanik göçmeni şakası vardır ya, hani hep böyle ben... insan Selanik göçmeni. Ama seninki ciddi olması beni kopartıyor. Ha, gerçek olması mı? Evet. Ha, o espriyi hiç duymadım. Atatürklüsün yani. Atatürklüsünüz. Eksel köyüne nasıl gidiyorsun peki? Bize bile... Sen köyüne nasıl gidiyorsun o zaman abi? Abi sizi köyünüze nasıl gidiyorsun o zaman? Şöyle bir şey var, ben gerçekten Yunanistan'dan red yedim ya. Ne demek ya? Red yedim. Ne demek? Senin köyün değil mi orası? Ya beni şeye çağırmaları gerekiyordu ya. Özel bir şeyle, onur belgesiyle. Aynen. Konsolosluk davetiyle mi gitmem gerekiyordu ülkeye? E niye kanka vizen red yedi? Yetersiz bulunmuş. Yeteri kadar Selanikli değil misin acaba kanka? Acaba yeteri kadar Selanikli değil misin? Valla en sanıyan sensin şey, cinciğime kadar sen de... Kanka sen de... Bu da bir yalan mı acaba? Şaşırmazsan... Kanka Selanikli olduğunu nereden anlayacağım ki? Selaniklice bir şey yok ki. Ya bunun nesini kanıtlayacaksın ya? Selaniklice konuş. Lan E-Devlet'te bile çıkıyor, Vuruştin çıkıyor köyümüzde Yunanistan. Vuruştin mi? Evet. Vuruştin. Uydurmasyon bu, ben de kötü değilim. E-Devlet'te yazıyor. Vuruştin. Yunanistan'daki bir köy. Sizin köyün nesi meşhur? Vuruşkin. Şey, abla. Aa canım, aa, ya. Canım kızım benim, bu da bizim ya. Şey. Bir kahve şakası. Bu da bizim Selma'nın küçüğü. Aa küçük sen, küçük. Değil küçük mi? Değil mi? Şey, yan köyün. Tavlanmış, tavlanmış. He ben de duydum yan köyün. Şeyiyle, kahvecinin oğluyla. Ben bir şey söylemek istiyorum. Altın Palmiye ödül töreni olmuştu. Ben orada bir ödül almadım. Anlayamadım. Ne oluyor tam olarak? Ne demek yani bu? Belkıs TV'ye ödül verilmiyor bir ödül töreninde. İyi, biz de size o zaman ödül vermeyiz. Hadi bakalım. Ödül gecesi yapmaz mıyız? Ben de şimdi ödül gecesi yapmam. 2 senedir yapacağız ha. Evet. Bu yıl yapıyoruz. Yeni yıla doğru. 2 senedir bunu yapacağız. Yani Aralık'ın son ilk haftası yapalım. Yani önümüzdeki hafta. Bizim yılbaşı yayını ödül töreni olsun. Olur. O da Aralık çıkarırız onu. Bir şey söyleyeceğim. Ben tamam. Altın Palmiye onların olsun. Bizimki ne olsun? İTÜ. Benim kanka İTÜ sosyal medya ödüllerinde. Oscars. Evet yani akademi. Akademi. Akademi yani. Evet. Orada sosyal medyada mail atmışlar da. İki şeyde adayım. Yılın işte bir şey, bir de en iyi yayıncı şeyin kategorisi adayım. İTÜ. Akademiya. İTÜ SBFC. Ben bir şey demiyorum. ben. Vitrinimde o ödülü göreceğim. Ben vitrinimde o ödülü göreceğim. Bunda boşluk var. Öyle. Başlık. Ama çok ya kıymetli. Kan alana kadar idare etsin yani. Yazık kadar. Yazık kadar idare eder. Kanda zaten şey yaparız. İTÜ'ye giremedik. Ödülünü alalım bari. YİTÜ nerede? YİTÜ ödülleri. Yıldız tek. Ya bu YİTÜ böyle bir kız çıkarmış ya. Ay sus, boş versene. Bir tebrik maili geldi bu hocalarından. Boş ver. Cem Özkök fotoğraf paylaşmış. O kim? O kim be? Koşur yıkama. Aa, şimdi iki... Ben buna değinebilir miyim birazcık? Evet. Biraz arkada koymuş arkaya, dinleyebilir miyiz? Ne bu? Tamam. Evet, söyle sen fikrini. Bu arkadaş yani
aman aman haddimde değil yani, sadece yakın sektörde olduğum için söyleyebilirim. Temizlik sektöründe olduğum için. Ay! İyi kanka söyle. Ya bu şey yapıyor ya, böyle tarihi çeşmeleri, tarihi dokuları koşur koşur yıkıyor. Ciflerle, miflerle. Yani böyle bir dünya, böyle bir mantık maalesef ki yok. Şimdi herkes kalkar mahallesindeki Osmanlı çeşmesini yıkamaya kalkar falan, ki öyle şeylerle duyulmaya başlamış, atılmaya başlamış falan. Bunlar olmaması gereken şeyler. Ne var? Boş. Osmanlı çeşmesi yıkayınca sevap değil mi? Hayır hayatım, yani bunlar özel tekniklerle yıkanıp özel tekniklerle... Tamam, özel tekniklerde yıkanmıyor. Çeşme görüyorsun, rengi artık sepyalanmış, böyle şey olmuş. Ama üst düzey aşınır. İleride yani yapılacakken bu, de bunu bu konuda ama bakanlık yani bakanlık bunu bu acaba bakanlık bütün muslukları çeşmeleri acaba bakanlık temizliyor muydu da bu Cem Özkök'ün işi değildir diyorsun. Yani bakanlık demek ki bir işi yapmıyor ki, bu vatandaşa düşüyor. Herkes evinin önündeki çeşmeyi temizlesin. Temizlesin diye bir şey yok. Bunun eğitimini alan insan eğitimi bu kadar ayakları altına almayın ya. Ulan temizliğin eğitimi olur. Anandan öğreniyorsun temizliği zaten. Bu konularda özel hassas teknikler var. Bilimsel verilerle bunlar temizleniyor, yaklaşımı oluyor, ediliyor, korunuyor. Doğru değil. Ama bu arada Cem Özkök kimyasal kullanmamasıyla biliniyor. Kimyasal kullanmadan temizliyor her yeri. İyi yapıyormuş yani. Kanka sabun şeyle, bilgisayar sabunu yıkandığı için. Hayır, sirkelemek. Sağ ol kanka, iyi yapıyormuş, tebrik edelim. Öyle bir şey yok. Bunun uzmanları vardır. Senin nedense tarih eserle alakalı olduğu için sanki sana laf düşüyor. Hani sen tarih eserlerle ilgili içerik üretmediğin için temizleyen kişiye geriliyorsun gibi geliyor bana. Tarih üretsene. Üretiyorsun bu arada. Ya üretmiyorum aslında. Bazen önüme gelen şeyleri ya da aklıma gelen şeyleri yazıyorum ama keşke üretebilsem, keşke destek görebilsem. Sana kaç kere dedim. Dedim ki sen dedim şeyin İstanbul bu tarih yarımadaya çok hakim bir birisin. Sana kaç kere dedim? Ben dedim gezdiğin yerlere her hafta bir tane sergi açılışına gidiyorsun. Bunları story'le, bunları bir içerik formatında reels olarak at, işte ya da story'lerine şey yap, sabitle, yapmıyorsun. Niye destek görmüyorum? Yapmadığım bir şey değil. Ben mi çekip editleyip sana vereyim? İşte sadece basic bir şey yapmak istemediğim için ilk adımı atmıyorum. Benim bu çok seviyemdeki... yanlış bir karar. Senin seviyendeki diyorsun da canım benim, zaten basic yapman lazım. Bilmiyorum. Ha, bilmeyen insanı atman lazım. Sen orada durup da büyükçe tarih okuma şey yapman gerek yok ki. Bu buradadır, bunu anlatır. İşte şu yüzyıldandır. Buradan gidebilirsiniz. Şurası da keyiflidir. Bitti. Bu yani. Ki herkesin anlayabilmesi için ensare dilinde olması gerekiyor. Ya muhakkak, ama şimdi bu zaman bu kadar bekletilmiş, yapılmış, yapıldıktan sonra da demeyecekler mi? Ay bu kadar bekledi, yapmadı, yaptıktan sonra... Ama kim sen diyecek ya? Yapacaksın. Sen fark kim yapacaksın. Diyecek? Bir de birini bir, yani bir kişi birini bekletiyorsa o da sen kendini bekletiyorsun. Aynen öyle. Bize ders olsun bu arada, bana da ders olsun. Evet kanka. Hepimize. Ben ve bütün arkadaşlarımı istiyorum. Siz bence çok özel insanlarsınız. Evet. Orada millet, yani gerçekten... neyse açmayayım o zaman. Ben kimseye, meslektaşım kimseyi şey yapmak istemiyorum ve hiçbir şey yapmadan para kazanıyor insana. Hiçbir evet. şey yapmadan. Karşına aldığında iki kelime konuşamıyorsun. Biz dünyanın en derin muhabbetini yapıyoruz gibi. Yani iki Zeki Demirkubuz muhabbeti çeviremiyorsun insanlarla. Zeki değil. Kubuz. Kubuz. Zeki değil Kubuz. Şu kaliteli muhabbetin 11, 10'da 1 olmayan insanlar. Zeki Demirkubuz. Demirkubuz. Device'ların en üst düğmesi açılır diyorsun. Sen de olursan. Ya Sercan su atıp duruyor. Allah Allah, çaydanlık boşaldı tepemden aşağı. Gitti ha çoktan. Neyse ben biraz otur, ben şurada bir şey yapayım. Bu arada kısımdırdım şu şeyler var mı peki? Onlara kapatıp dolaba koyabiliriz. Çok yedim diye herhalde bir şey, gözüm karardı. Çok yedim. Ne oldu? İyi misin? Sen de çok yemedin aslında ya. Şey çok dokunuyor. Şey mi oldu? Nasıl mı yedin ya? Bir tanesi yedi ya. Hayır, normalde dokunuyor.
Hızlı mı yedin acaba ya? Çok birden yedi. Ay. Bayılma şakası. Çakallaşma şakası hadi. Bir şakası. Bayılma şakası. Ben de. Şurada geliyorum. Kamera yansın ondan sonra kalkacağım. Yavaş şöyle bir. Kombinin yarısı şöyle. Kanka biraz ışık çevirir misin? Sence ışığın önünden çekil kombin tam gözüksün. Ya öf tüh ya. Tüh ya kıza. Bana ne oldu? Canım. Şöyle bir ayran getirin. Kombin okey. Bakacak mısınız bana böyle bir yardım etmeyecek misiniz ya? Levi's kızı olarak uyanmışsın hadi gel. Gel canım gel. Bir su falan bir şey versene. Sen ya. Bütün gün koşturdun ya. Sen şey yaptın çok yağmadı. Gel. Otur hadi otur. Harap ettin kendini. Ya bir sana konuyuz. Sahne hayatım bitmedi merak etme ben de. Benim sevgi, benim yardım var. Şey aman iyi ol. Okeysin. Okeysin. Tamam iyi. Neyse arkadaşlar sanırım biz bulguru fazla seviyoruz. Evet. Yeşilliklere minik 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 minik. Bu arada ya, konuyla biraz alakası olduğunu düşündüğüm Burçak Tarlası türküsünü söylesem okey mi? Aleyna Tilki misin? Aleyna the way. Söyledim. Ne bileyim hani. Sanki bir tık o vibe'daymışız gibi hissettim. Anadolu the way. Anadolu the way. Sanki biraz da bulgur son olunca bulgur burçak falan oldu. Ne? Mantıksız mı? Ne başka bir şey bilmiyorum başka burçak. Ben biliyorsun modern bir kızım. Ben modern bir kızım. Bilmem böyle şey. Çocuk bayıldı. Çocuk bayıldı. Dur kombini gözüksün. Biraz Efe ayaklarını aşağı doğru çeksene Sercan'ı. Yere doğru. Durun ben ama ayılacak şeyi biliyorum. Çaydanlık şakası. dur biraz kolonya falan şey yapalım. Şöyle. Of kanka tamam sen Burçak deyince mi fenalık geçirdin? Burçak tarlasız. Onun şeydeki oğlum, Burçak tarlanın. Ay gülten alerjisi var. Ay, Burçak deyince şey oluyor. Evet. Ay tamam hadi ayıl. Ben bayıldım ya, ben ilgi çekmek için bayıldım. Son gün herkes harikadır. Şey, kafamız herkese açık yani, o anlaşılsın da. Evet, biz Anadolu falan ne zannettiniz ya? Biz şey zannettiniz herhalde siz bizi böyle... dur ben onu iyi bence düşüyorum. Ayaklarımı uzatın, kombini gözüksün. Dur şöyle güzel gözüksün. Şunları da koyayım. Tamam. Efi kendine gel. Efi kendine gel. Efi. Bir şey diyeceğim. Yani iyi gibi bayıldım. Söyle bayılacak mısın abi böyle ya? Kamera bayıldı. Ay, olacak şey mi? Kamera bayıldı. Damla. Abi kendine gel. Kendine gel. İyi misin? İyi misin? Gözlerim kararıyor. Hadi baş. İyi misin? Damla. Yürüyenli baş şey oldu. İyi misin? Tamam hadi dur gel kendine gel. Gel. Çok tamam, güzelsin doğru, merak etme gel. Tamam iyisin çok şık. Şurada da bir kombinin gel. Gözüksün. Dur bir gel şurada da kombinimiz gözüksün. Aynen. Gel. Gel. Ay, ya canım, iyi misin? Canım iyi misin ya? İyisin ya canım. Ay, ya. Sütün kenar. Canım ya çok canım ya. Valla bir şeyler de yemiyordum fark ettik aynen de. Aynen hani, ya. Aynen. Halledersin toparlarım. Sen onu şey yap ya. Hadi tamam canım gel sen kalk. Hadi gel. Sen de. Tutun kollarımdan. Sabahtan kalktım da ezan sesi var. Ezanda sesi değil yar burçak yası var. Ezanda sesi değil yar burçak yası var. Bakın şu deyusun kaç tarlası var. Aman da kızlar ne zor işmiş burçak yolması. Burçak tarlasında canım gelin de olması. Sercan, oraya doğru git. Yavrum kalkar giderim. Eğdirme fesini yar yıkardı giderim. Eğdirme fesini yar çakardı giderim. Kısırına bulgurunu yakardı giderim. Layla bekleyin. Ayakları göreyim. Ama şey kızlar yedik falan filan şimdi ev halkı kızlar oynamaşı böyle olur ya. Haydi. Sabahtan kalktım
yanında sütü pişirdim, sütü köpüğünü yar yar yere düştüm. Sütün köpüğünü yar yar nasıl da içtim. Sercan denen de Yusuf kaç tarlası var. Aman da Sercan çok zor imiş buruş git köyü. Sercan gidemiyor bir türlü buruş ki köyü. Hayır, hayır. Lay 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 Belkıs TV. Belkıs TV'de kısır gönül iyi mi? Aman da Sercan yakma sakın saçımı başımı. Vallahi de mahvolur güzelliğimi. Şurada bak. Masaya her şeyi koymaya. Dur üstüne atlayacağız. Masaya her şeyi koymaya hazır mısın? Geliyorum. Let's go baby. Hazırsan sen de hadi let's go baby. Atlayacağım. Geliyorum. Gel canım. Bizim böyle bir kültür yok. Evet arkadaşlar, Belkıs TV'de bir saçmalığın daha sonuna geldik. Ne yaptığımıza dair bizim de hiçbir fikrimiz yok. O yüzden biz buna akıl sır erdirmeden siz de... Kızlar hadi ben şeye gidiyorum. Bir mukabeleye. Bizler Belkıs TV ailesi olarak sizlere en güzel, en kaliteli yayınları yapmaya çalışıyoruz. Cızırtısıyla, kısırtısıyla buradayız. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha güzel şekilde yapmaya da devam edeceğiz. Değil mi arkadaşlar, değil mi? Evet. Abla. Evet, evet. Fazlasıyla hem de. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Instagram'dan falan takip de edebilirsiniz. Ay nefes nefese kaldı. İyi misin? İyi misin? Şöyle. Hoşçakalın arkadaşlar, sizi seviyoruz.